Yani memnun değiliz yani işin gerçeği şu an. Konuşturan değil mi de şu arkada? Yok arkadaş başka ben değilim. Başkası mı? Ben değilim. Allah Allah. Ya illaki birilerini araştırmayalım yani öyle kişiselleştirmeyelim de. Bence insanların ne bileyim artık şu siyasetten birine kurtulması gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ne kadar uzaklaşırsak bu siyasetten bu halkımız için o kadar menfaatinedir. A parti B parti fark etmez. Gerçekten artık yani bıktık usandık ya. Kişiselleştirmeyeceğiz ya bu durumu. Tayyip de şeydi bak bugüne kadar ben de Tayyip'e oy verdim. Ama bakıyorum bazı doğru şeyleri de oldu ama yanlış şeyleri de oldu. Ya insanlar söylemesi lazım yani bazı yanlışları ama kişiler bu benim adamım diyor. Kesinlikle hiçbir zaman şey yapmıyor. Yani onun yanlışına parmak basmıyor hiçbir zaman. Ya basamaz. Ya bunu 70'li yıllarda yaşadık. Sağcı solcu yani. Biz fayda görmedik ama şu anda aynı durumu yaşıyoruz. Gerçekten şu ekonomik durum çok kötü. Para pazara gidemez olduk. İnan ki buna geldik mi abi? Kesinlikle abi. Ben dün gittim. İnan ki bir çöp almadan geldim yani. Gerçekten hiçbir şey almadan geldim yani. İnan ki. Ya bir maydanoz 5 lira ya. Yok böyle bir şey ya. Bunun sebebi ne abi? Niye bu duruma geldi? Sebebi niye? İşte her şey yükseldi. Şimdi dolar yükseldi diyorlar. Dolar yükselince tamam onlar yükseliyor. Anladık da. İşte dolar düştü. Niye düşmüyor? İşte marketler yapıyor. Marketler sen dolar düşünce fiyatları düşürmezsen marketçi de düşürmez kardeşim. Ya da dediler ki düşüş oldu. 129'dan 119'a çekmişlerdi. Şimdi bir baktım geçen gene gittim gene yükseltmişler. Maalesef ekonomik durumumuz çok iyi değil. Çocuklarınız falan var mı abi? Benim iki çocuğum var. Biri öğretmen, birisi okuyor. İnan ki ben eskiden o iki çocuğuma tek başıma çalışarak belli bir o zamanlarda çok iyi değildi. Şimdi doğruyu konuşalım. Sıkıntılarla bir şekilde onları büyüttük. Şu anda çocuğun biri okuyor, biri öğretmen. Ben inan ki iki kişi kendi başıma yetmiyorum. Emekliyim, engelli emekliyim. 2,5-3 lira maaş alıyorum. 1,5'unu evin kredisine veriyorum. 1,5'dan hadi sen hesap et de geçin nasıl geçineceksin. Çocuklarınız var, belki torunlarınız ya da olacak ileride. Ya inan ki ben kızımdan yardım alarak geçiniyorum ya şu an. Ya benim işte 3 bin küsür lira maaşım oldu. 2500-3 bin küsür. Ya inan ki 5 bin lira masrafım var ya. Her ay içerideyim ben. Birilerinden yardım almazsam. Ya şimdi ben eskiden çocuklarıma kol kanat geriyordum. İnan ki ben onlardan yardım alır duruma geldim ya. Bu hale geldi yani. Gerçekten yani şu an ben yaşım 55-56. İnan ki yani ekonomik yönden bu durumu şey yapamıyoruz yani. Gerçekten çok kötüyüz yani. Oy verdiğinizi söylediniz abi daha önce. Ben verdim bak 15 yıl deyince AK Parti'ye oy verdim. Bak şeyde Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy verdim. Ya güzel şeyler de zamanında yapıldı. Gerçekten 2002 yılından 2012 yılına kadar 13 yılına kadar bazı şeyler gerçekten güzelmiş. Biz farkında varmamışız yani. Gerçekten o günleri arıyoruz yani. Keşke o günlerimiz geri gelse. Peki bir pişmanlık var mı abi? Vermeseydim falan dediğiniz oldu mu hiç? Ya o zaman geçmiş geçmiştir. Artık geçmişi çok kurcalamanın manası yok. Ama şimdi olsun ben gerçekten şu particilikten de kurtulmak istiyorum. A'sı B'si yok bu işin. İnsanlar menfaatini şeyini düşünmesi lazım. Eğer bir bu partilerden ne kadar insanlar milletimiz uzaklaşırsa o kadar kendi menfaatine olur diye düşünüyorum. Peki bir şekilde ötekileştiriliyoruz abi. Kesinlikle. Çok kolay kesinlikle, insanlar birbirlerini kötüleyebiliyorlar. Kurumsallaştık iyice yani. Şey yaptık yani ne bileyim böyle ötekileştirildik. Ona da çok kızıyorum. Çok kızıyorum maalesef. İyi durumda değiliz yani. Okuyan çocuğunuz varmış abi. Efendim? Okuyan çocuğum var dediniz. Var evet. Onun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Geleceğimi çocuğum ben diyor ki ben burada geleceğimi göremiyorum diyor. Gitmek istiyorum diyor Amerika'ya. Bir bakıyorum ben ne yapıp yapıp gerekirse kredi çekip onu göndermek istiyorum ama şu anda imkanımız da kısıtlı. Ne yapacağız şu anda bilmiyorum yani. Bir türlü şey yapamadık yani. Gerçekten o da gitmek istiyor yani. Çünkü ben geleceğimi göremiyorum baba burada diyor yani. Alacağım ben üniversiteyi bitirmişim 16 yıl okumuşum. Alacağım 3000 lira 4000 lira bilemedik 5000 lira diyor. 5000 lirayla bugün ev tutayım hadi İstanbul'da en kötü 2500 lira. Nasıl geçinecek? Allah yardım etsin gençlerimize. Birçok sıkıntıdan bahsettiniz abi ama ben evet. Burada daimi olarak insanlara mikrofonu uzatıyorum. Gidişattan evet. Memnun olan birçok insan olduğunu da görüyorum. Bunu ya, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bilmiyorum onu bence yanlı davranıyorlar. Hiç kendilerine yani kendi şeyleri olduğu için herhangi bir toz kondurmak istemiyorlar. İşte bizim hatamız da burada.
Aslında kim olursa olsun A, B'si hatalı olduğu zaman hatasını söylemezsek söylememiz lazım. Yanlış aynen öyle diyemiyoruz ya. Çünkü bir şey dediğin zaman diyor ki işte ya işte şöyle oldu da eskiden şöyleydi. Bir de kızdığım şey şu var. Ya bugün 20, 30, 40 sene önceki yılları karşılaştırıyorlar. Ben ona ya kesinlikle karşıyım ya. Ya yok böyle bir şey. Artısıyla, eksisiyle o zamanlar yaşanmış, geçmiştir iyi kötü. Güzel şeyler de oldu. Tamam eskiden bazı sıkıntılar da çektik. Ama baktığın zaman önüne bakacaksın ya. Sen şu durumda nasıl yaşamak istiyorsun ona bakacaksın ya. Ya eskiden çarıkla geziyorduk diye şimdi de gezmek zorunda değiliz ya. Yani. Avrupa'ya baktığın zaman, Avrupalı baktığın zaman hesap et bakayım. Şimdi diyorlar ki işte biz işte %50 artırdık şeyi. Ya %50 artırdık da bugün enflasyon şu an baktığın zaman %49 diyorlar ama gerçekten 49 mu arkadaşlar bu? Kesinlikle inanıyorum ki ortalama bugün enflasyonumuz %100. %100 ben öyle görüyorum. Çünkü gerçekten dün pazara gittim biraz da tepki olsun diye. Baktım eskiden yeşilliğimizi şey alıyorduk artık yeşillik alamaz duruma geldik ya. Böyle iş mi olur? Kıvırcık 10 lira ya. Et yiyemiyoruz diye şikayet ederdi eskiden şimdi otla mı yemiyoruz? Vazgeçtik bayramdan bayrama. İyi ki bayramlarımız da var yani bayramlarımız olsa olmasa onu da göremeyeceğiz anlaşılan. Yani durumumuz işin özeti şöyle iyi değil. Ya bu siyasetten biraz uzaklaşmamız lazım ya. Siyaset işi bizim halkımızı refaha getirmez. Sen birlik olamıyoruz ya dünyada peki böyle siyaset var mı bilmiyorum ben ya. Yıl 12 ay siyasetteyiz ya. Ya seçim olurdu eskiden bir ay böyle bir şey konuşulurdu. Güzelce her şey ne bileyim anlatır. O ona verir oyu. Olay biterdi ama şimdi öyle değil ya. Bakıyorsun 5 yaşında çocuk siyasetle iç içe ya. Ha, geçen gördük yani yazık ya işler acısı ya. Ben asıl örneğin ben yani şahsen A, B partisi diye şey yapmıyorum. Bu particilikten uzaklaşmamız lazım. Ne kadar uzaklaşırsak bizim o kadar menfaatimiz olur. Bir de artısı, eksisini her şeyi değerlendirmemiz lazım. Yoksa senin adamın, benim adamım yok böyle bir şey. Ya bugüne kadar bak inkar etmeyelim güzel şeyler de oldu. Ama şeyler de oluyor yani bazı olumsuz negatif şeyler de oluyor. Son olarak abi 2023'te bir seçim var. Belki erken olur bunu tam bilmiyoruz ama ya bir öngörünüz var mı? Bildiğim kadarıyla 2023'te olacak. Daha erken olmayacak. Var mı bir öngörünüz? Öngörüm şu anda ortada gibi görüyor yani. Yani şu anda belli olmaz diyor. Ya belli olmaz yani. Hakkımız hayırlısı olsun diyorum ama şu an ekonomik durumu gelecek açısından çok iyi görmüyorum. Biz mesela ne bileyim bir şekilde çalıştık, şey yaptık, emekli olduk ama şu an gençler için baktığımda bakıyorum gerçekten ileri derecede yani gerçekten geleceğimizi huzurlu bir şekilde yani göremiyorum yani. %80'in yurt dışına gitmek istiyor. Kesinlikle bak yani. Benim içinde oğlum bak biz geldi 15 tatile şu an evde onu konuşuyoruz sürekli. Ya ben aslında sınırları zorlayıp göndermek istiyorum ama ben emekli adamım yani inan ki kızım öğretmen. Ondan yardım alarak şey yapıyorum ya 3000 küsur maaş alıyorum emekliyim engelliyim. 1500 lira ev kredisi ödüyorum. 3000 lira nasıl geçineceksin? Ya dediğim gibi bence biraz işte bu siyasetten biraz el çekmemiz lazım ya. Vatandaşlar biraz düşünecek. Yani bu düşün yani eskiden nasıl 70'li yıllarda sağcı solcu vardı. Bir herhangi bir şey elde ettik mi? Yok yani. Oradan biraz örnek almamız lazım. Biz bir şeyler yani kafaya koyup bu sağcı solcuyla bir yere varamayız biz. Kişilerle, kişileştirme şey yapmayacağız ya. Kişileri şey yapmayacağız. Fikirler üreteceğiz. Umarım o günü de görürüz. İnşallah. Hakkımız hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Yani uzaklaşmamız lazım bence. Ne kadar siyasetten uzağız o kadar hem ama şey oluruz. Şey, yani tercihlerin bir sonucu değil mi? Ya evet. Öyledir de. Öyledir de hep ama biz 24 saat yani siyasetle yatıp siyasetle kalkıyoruz. Öyle olmalı ama yani, zaten keşke öyle olsa. Keşke ya siyasetle yatıp siyasetle kalksak. Keşke abi keşke. Ya siyasetle yatıp kalkmadığımız için böyleyiz zaten. Ya kalkmadığın için de her saniye siyasetle uğraşırsan nasıl? O adam sana göre o doğru olur, ona göre o doğru ama bir şey yapmamız lazım, bir elekten geçip ona göre. Eğer bugün yoksulluk çekiyorsak, eğer bugün haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, bunların hepsi bir siyasal tercihin sonucudur. Tabii ki öyle, tabii yani, bazı şeyleri de sorgulamamız lazım, her şeyi de her dememek lazım yani sorgulamak bilinçli, lazım. Halk bilinçli oy kullanmış olsa, bilinçli olsa, ya tamam bu budur, benim dedem bu partiyi tutuyordu, ben de bu partide gideyim demese gözle görülen şeyi takip etse
bu sonuçlar olmayacak. Bilinçsiz mi oy kullanıyor efendim insanlar? Bence bilinçsiz. %100. Şöyle yapıyorlar, abi de bahsetti. Bundan 40 ile 50 yıl önceyle kıyaslıyorlar. O gün, bugün o günlerden daha güzel diyorlar ve o yüzden AK Parti'ye oy verdiklerini söylüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Şu an bence gençleri dinlemeniz gerekir. Yani biz iyi kötü bir yerlere vardık, çocuklarımızı büyüttük ama şimdi bundan sonraki olacak gençliğe ben gerçekten üzülüyorum. Siz hayat pahalılığını nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Çok korkunç, korkunç rakam yani, korkunç. Şimdi aslında bu hayat pahalılığı bir şekilde kabul ediliyor abi ama bunun sebepleri tartışılıyor. İktidar dış güçler diyor, muhalefet yönetimden kaynaklanıyor diyor. Bunun sebebi ne tam olarak? Tabii ki kim, şimdi bir aileyi kim yönetiyor? Yani ev kötü gidecekse babanın suçu bu. Yani böyle konuşmak lazım, gerçeği konuşmak lazım. Anladım efendim. Yani şu anki ülkemizdeki genç, ben gençliğin içerisindeyim, görüyorum. Gerçekten üzülüyorum yani. Yapmak istediği birçok şeyi yapamıyor. Ben şeyi açıklamıyorum, spor üzeri şeyi. Yani gelip o sporu yapmak istiyor ama bazı nedenlerden dolayı yapamıyor. Adam Türkiye Şampiyonası'na gidecek, eldiveni yok. Ayağında ayakkabısı yok. Aile nereye kadar? 20 yaşına gelmiş. Belirli bir yere gelmiş. Ondan sonra halen aileden beklenti. Ailenin o gücü var mı? Ona şey yardımcı olabilecek mi? Neden benden para istesin ki benim çocuğum? Ben fazla da şey yapmak istemiyorum. Abi teşekkür ediyorum. Konuşuyoruz abi. Siz memnun musunuz gidişattan? Orta derecedeyiz. Siz abi? Şükür be evlaya. Şükür diyorsun. Hamdü senalar olsun. Peki şu an abi piyasada biliyorsunuz elektrik faturalardan insanlar bayağı bir şikayetçi. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Oynamaya az kaldı. Oynamaya mı? Niye abi? Oynayacağız artık. Malatya'da oynuyorlar daha ben son alay çekiyorlar. Biz de burada oynamaya başlarız herhalde. Biz oynatmaya oluyorduk şimdi oynamaya. Oynamaya ne zaman oynarsak. Hepsinin iyi veya kötü yönleri var güzelim yani. İşte tamam elektrik faturası, doğalgaz faturası doğru, geçim sıkıntı çekiyor ama iyi yönleri de şimdi bak Ayasofya'da namaz kıldık. Dua ediyoruz ama oradan da. Yani iyi yönde var, kötü yönde var. Ha, tamam Tayyip'in belki biraz şeyleri oldu ama iyi yönler de var yani. Doğruyu da söylemek lazım. Bunun sebepleri tartışılıyor bugün. Yani dış güçler falan diyorlar. Kimisi yönetimden kaynaklanıyor. Herhalde dış güçler. Niye geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanında şey? Kim abi? Şey. Neden geldi? Neden geldi abi? İşte Ankara'da hep meclis Ankara'da oraya gidiyor. Kötü bir şey mi abi? He? Kötü bir şey mi? Önce oraya gidecek sonra buraya gelecek. Gelsin abi. Yönetimin belediye başkanına ne işi olur? Suriye'de devlet var mı? Şimdi Nurettin Nebati de yurt dışında abi biliyorsunuz görüşmeler Nebati yapıyor. Bakan. Evet. O zaman o elçi bütün belediye başkanı dolandırsın. Niye? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gitsin. Oraya niye gitmiyor? Kim abi? O şey elçi. Malatya'ya gitsin. Görüşmesi gerekirse gidebilir de bu arada elçiler daha önceki belediye başkanlarıyla da görüşmüştü. Bunu da söyleyeyim. Böyle görüşüm olmadı ki. Güzelim. Suriye'nin devleti var mı? Suriye'nin mi? He. Aslında var. Nerede? Var burada. Kim? Çocuklar hep burada Suriye'nin halkı burada. Niye? Abi sığınamayanlar burada. Aslında devlet devleti olmaz, var tabii ki. Devlet olmazsa millet olmaz güzelim. Ha belki biz hani millet olmazsa devlet olmaz diyecektim. Millet işte devlet olmaz ama millet işte bu millete bu vatanı bize kolay kolay bırakmadılar. Öyle 3 kişiye Amerikan desteklemişse bize bırakmadılar tamam mı? Biz kendi kendimizi yöneteceğiz. Yani şu vatan nasıl kurulduğunu Kurtuluş Savaşı'nın CD'sini alsın bir öğrensinler ondan sonra kalsınlar konuşsunlar. Peki ne olur abi önümüzde bir seçim var 2023'te bir öngörünüz var mı? Ne olur mesela? Tamam ben Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum. Karşıda bir adam çıkar da ben ona oy vereceğim. Vermiyorum Tayyip Erdoğan'a. Çıkarın bir tane adam. Kimi çıkaracağız? Selahattin Demirtaş mı çıkaracağız? Aday illa ki çıkacaktır abi. Ona verelim. Çıkacaksınız mı derken ben de bir muhalif değilim. CHP'li de değilim. Kime çıkaralım? Böyle bana hitap etmenize gerek yok. Ya önce bir adayı çıkarın görelim kimdir bu adam. AK Parti'nin adayı yok şu anda. He? Yok. Yok. Olacak. Koç gibi diyor Tayyip Erdoğan. Yok ya aday değil. Ben adayım demedi ki. Ya bırakın beni. Siz şu laflar konuşmayalım. Hayır, demedi ki abi dedi mi? Duydunuz mu öyle bir şey? Devlet Bahçeli benim Cumhurbaşkanı adayım Tayyip Erdoğan dedi. Herkes de onu bölüyor. Bahçeli neden öyle diyor? Adayım diyor Cumhurbaşkanı adayım. Daha önce diyordu ya senden Cumhurbaşkanı olmaz diye. Ona öyle derse sen daha geriye dönersen daha çok kötü şeyler olur. Anladın mı? Biz önümüzü görürüz. Hayır ben şunu söylüyorum abi. CHP böyle diyordu, MHP'li diyorum. He. Şimdi farklı bir şey söylüyorum. Bunun sebebi diyorum. Siz CHP diyorsunuz. Ben size bir şey soruyorum. Siyasette devreler dündündür, bugündür. Öyle olmuyor mu yani? O zaman Ekrem İmamoğlu'nun görüştüğü şeye de öyle diyelim abi. Dündündür, bugündür. Bak şimdi Ekrem İmamoğlu yani? Tabii ki görüşür Ekrem İmamoğlu. Ben Ekrem İmamoğlu'na karşı değilim. Tabii görüşebilir. Görüşsün. Elçilerine görüşsün. Ha, yanlış bir düşünce değil mi bu? Bak şimdi bak güzel kardeşim. Önce gider hemen daha güven mektubu vermeden Cumhurbaşkanı'na doğru Ankara'ya koşuyor. Kiminle elçilerine şeyine koşuyor? Neden koşuyor? Niye koştu yani? Nereye abi? İstanbul'a devlet teamüllerine uygun değil. Tamam ya yani normal Ekrem İmamoğlu yavaştan görüşsün. Tabii gelsin görüşsün. Ondan görüşsün ondan sonra gelsin. Biden bir de önce orayla görüştü dedi. Peki abi şimdi konumuz ekonomiye çok farklı yerlere gidiyor. Yani saptırmaya gerek yok.
ekonomiden bahsediyoruz. Evet. Dolar biliyorsunuz bir yükselişte şu anda maalesef. 13,5 seviyesinde galiba. Bunun sebebi tam olarak nedir? Ben TL kullanıyorum. Dolar kullanmıyorum ki. Bir şekilde kullanıyorsunuz abi. Kullanmıyorum TL. Dolar. Kullanıyorsunuz bir şekilde. O doların üzerine yapanlar düşünsün bana. Ayrı dairesini satıp da dolara yatırıp da sabah ağlayanlar düşünsün. Beni bağlamaz ki. Abi olur mu? Akaryakıt fiyatları yükseliyor. Doğalgaz fiyatları yükseliyor. Ha bana oldu ki. Dolardan kaynaklanıyor bunlar. Dolardan kaynaklanıyor bu iş. Dünyada da kaynaklanıyor. Güzel kardeşim ben tırcıyım. Ben şu anda 20 seneden beri 5 kuruş para kazanmıyorum. 20 seneden beri 5 kuruş para kazanmıyorum. Tayyip Erdoğan, hem de Erdoğancıyım ha. Yarın seçim olsa ki ne? Ben ya Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Niye abi? Yok ki başka bir adam. Bana rakip gösterin bir tane vereyim ona. Bana bir alternatifini gösterin bana. Mesela Mansur Yavaş çıktı diyelim karşısına. Veririm, veririm. Ama Ekrem oğluna vermem. Niye vermem? Camide göstermelik Yasin okunmaz. Yasin düzgün okunur. Anladın? Göstermelik derken abi? Yani düzgün okunur yani. Kur'an-ı Kerim düzgün okunur. Mesela? Hayır, tam olarak neden neyi kastettiğinizi anlamadım. O biliyor. O bilir kendisi. Nasıl olduğunu seçime girerken camide Yasin okunuyordu ya. Hı hı. Hah öyle Yasin diye okunmaz. Ha Mansur Yavaş dobra bir adam. Ona oy veririm. Gözü kapalı veririm. Teşekkürler. Çok sağ olun.